Kızım bir dur. Kızım ne olur bir dur. Öykü. Demir ne oldu? Niye döndünüz? Öykü hasta olduğunu anladı. Ona yalan söyledim anladı. Allah kahretsin. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun Demir? Televizyondan öğrendi biliyor musun? Hani senin o Murat denen arkadaşın bana söz vermişti. Ha? Hani iyilik nakdinden sonra yayınlanacaktı. Üstelik ne yayınlandı biliyor musun sen? Ya küçücük bir kız nasıl görür öyle bir şeyi yani? Ben bunu kabul etmemiştim. Allah'ın başından tahmin etmeliydim böyle bir şey olacak. Her şey benim yüzümden. Mahvettim her şeyi. Ben sadece güzel bir anı bırakmak istedim kızıma. Arkadaşlarıyla olsun, mutlu olsun istedim. Demir dur, ne olur suçlama kendini. Öykü'yle konuşuruz, ha? Ne konuşacağız Candan, ne konuşacağız? Yalanların içinde o yandan o yana savruluyor çocuk, ne konuşacağız? Allah benim cezam versin. Her şey benim üstümde. İyi akşamlar. İyi akşamlar bölüm. Murat Bey evde mi acaba? Evet efendim. Doktor İhsan geldi dersiniz. Tamam efendim. İhsan? Hayırdır gece gece? Acil bir şey mi oldu? Ya Murat sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Yani Öykü'nün haberini yayınlamalarına nasıl izin verirsin abi? Bir dakika ya ne oluyor? Sen bu saatte benim evime gelip benden hesap mı soruyorsun? Evet hesap soruyorum. Ya çocuğun durumunun ne kadar hassas olduğunu bile bile niye böyle bir şey yapıyorsun anlamıyorum ki. Yani ben seni daha önce uyarmadım mı? Yani bu röportaj saçma falan demedim mi? Şimdi Öykü hastalığını televizyona öğrenince ne düşünecek, ne hissedecek, ne hale gelecek düşündün mü hiç? Yeter İhsan. Ben hastane yönetiyorum. Ya bir hastaya sponsor olduysam hastanemin reklamını yapmak istemem de gayet doğal değil mi? Ya kanal beni aradı, yayın tarihini öne almak istedi. Ben de onay verdim yani bunun için sana hesap mı vereceğim? Murat sen doktorsun. Hiçbir hastanın menfaatini göz ardı edemezsin. Evet doktorum ama aynı zamanda da bir iş adamıyım İhsan. Ayrıca hiçbir hastanın menfaatini göz ardı falan etmiyorum. Öykü en iyi şartlarda hastanede tedavi görmeye devam ediyor değil mi? Ben de hastanemin reklamını yapıyorum. Yani karşılıklı kazandığımız bir model bu kadar. Sen doktorluğun olduğunu unutmuşsun. Ben bu şartlar altında seninle çalışmayacağım. Öyle mi? Sen bilirsin. Sen o istediğin araştırmayı yap diye ben hastanenin bütün imkanlarını açtım sana değil mi? Ya bunları bırakıp gitmek istiyorsan keyfin bilir. Ama şunu da unutma. Bunu yaparsan Öykü'yü de yarı yolda bırakmış olursun. Yani bu gerçeği bir düşün istersen ha. Şimdi başka bir şey yoksa istirahat edeceğim. İyi geceler. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.